Hepiniz hoş geldiniz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen söyleşimize hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik. Kurucusu olduğum Sürdürülebilir Moda Platformu Blue Projects'te danışman ve eğitmen olarak çalışmaktayım. Çoğunuzun bildiği gibi sürdürülebilir moda son dönemin en popüler konularından biri halini aldı. Bu farkındalık tabii ki çok güzel, bu ilgi de çok değerli. Ama aynı zamanda bazı yanlış anlaşılmaları ve riskleri de beraberinde taşıyor. Bu sebeple Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi bu konuyu sahiplenmek ve doğru farkındalık yaratmak adına bu tip bir söyleşi programı başladı ve sektör işbirlikleri etkinlikleri yapmaktayız. Bu alanda fark yaratan, liderlik yapan değerli kişileri de bu söyleşide konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum moda tasarımcısı ve A Hidden Bee markasının yaratıcısı Aylin Erel. Aylin, katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Ben hem seninle beraber çalışıyor olma şansını yakalamış biri olarak hem de A Hidden Bee'nin büyük fanatiği bir tüketici olarak seni ağırlamaktan daha da mutluyum açıkçası. Çok seviniyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Sinem. Çok teşekkürler. Herkese de teşekkürler. Dinleyen herkese. Mimar Sinan Üniversitesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum bu platform için. Evet, şimdi öncelikle seni tanıyarak başlayalım. Bizi izleyen birçok öğrenci de var. O yüzden senin hem eğitimin hem kariyer yolculuğun nasıl şekillendi? Nasıl bugünlere geldi? Biraz onlardan bahsederek başlayalım istersen. Tamam, tabii ki de. Aylin Erel ben. Tekrardan ismini soyadımı söyleyeyim. A Hidden Bee markasının kurucusuyum. Bu yolculuğum biraz klasik ama bayağı çocuklukta başladı benim açıkçası. Bayağı küçükkenden belliydi kreatif bir iş yapacağım. Ona göre de eğitim yönlenmem oldu açıkçası. Lisede tamamen işte güzel sanatlara hazırlanarak çoğunuzun hazırlandığı gibi bu üniversiteden dinleyenlerin çoğunun hazırlandığı gibi hazırlanarak ben de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümüne girdim. Bölüme girdikten sonra açıkçası bizim Marmara Üniversitesi'nde bölüm seçme gibi bir durum oluyor. Orada giyim, dokuma ve baskı olarak bölünüyordu. Baskı tasarımını seçmek istedim. Biraz daha teknik bir bilgim olsun diyerek. Ve aslında baskı tasarımı mezunuyum. Fakat şöyle bir tabii artısı vardı baskı tasarımının. Hem daha rahat, kreatif okuyabildiğin bir bölüm. Çünkü daha fazla boyalarla, daha resimsel işler yapabildiğin bir bölüm. Hem de tabii ki de daha az disiplinli bir bölümdü giyim bölümüne göre. O da benim tabii bu bölümü seçmemde önemli bir etken oldu. Şimdi şey yapmayayım, yalan da söylemeyeyim. Biraz da eğlenirim diye düşündüm. Çok da eğlenerek okudum, çok da güzel okudum. Ama tabii aynı zamanda bu zaman şansım, biraz daha kendime zaman bırakabilme şansım okul hayatımda stajlarımı önemseme fırsatı doğurmuş oldu bana. Ve stajlarım sayesinde de 3. sınıftan itibaren çalışmaya başladım. Yani benim seçtiğim bölüm buna uygundu diyebilirim. Dolayısıyla 3. sınıfta İpek Yol'un Twist markasında önce stajyer olarak girdim. Birkaç ay stajyer olarak devam ettim ve çıkmadım. Kimse bana açıklamadı, ben de gitmedim. Ve daha sonrasında da part-time bir junior designer olarak aslında bir şirkete kapağımı atmış oldum diye. Bu şekilde başladı benim kariyerim. Ve hani o kapağı attıktan sonra da orada hani şey bir dünya olmuyor. İşte Aylin de gelmiş güzel sanatlardan, hadi bakalım çizim yapsın şimdi hemen otursun diye bir dünya olmuyor. Bolca fotokopi çekiyorsun, bolca kartele yapıyorsun. Niye ne yaptığını bilmediğin bir sürü iş veriyorlar, onları yapıyorsun falan. Ama yani kariyerine yeni başlayacak herkes için de bu böyle olacaktır. Ama bu süreci herkes atlatması gerekiyor, atlatmak zorunda. Çünkü o ortamda bulunmak için, sadece ortamda bulunmak ve tozunu almak bile çok önemli. Çünkü okul bambaşka bir dünya, sektör bambaşka bir dünya. Dolayısıyla o adaptasyon için ben de hani açıkçası çok da seviniyordum. Yani fotokopiden de, karteladan da okeydim yani. Yeter ki orada olayım demiştim. Bu benim için iyi bir fırsat oldu. Daha sonra hani 1,5-2 sene kadar çalıştım orada. Ben 1,5-2 sene çalışmadım ama 1,5 sene çalıştım. Daha sonra hem biraz daha sektörü anlayayım, hem ne yaptığımı bileyim diyerek ya aslında biraz da deneme yapmak istiyorsun tabii o yaşlarda. Hani girdiğim yerde kapak atayım, kalayım kafasında olmuyorsun. Bir fırsat çıktı önüme denim tasarımıyla alakalı. Remax senin de çok iyi bildiğin bir firma, sektörden biliyorsun ki. Hatta Onur'la yapmıştım geçen haftaydı galiba şey, geçen aydı. O firmaya girdim çok sene önce.
Ve ilk denim tecrübemi yaşamaya başladım orada. Yani full koleksiyon yapan bir firmadan denim konusuna geçmiş oldum. İlk yani 3 hafta sonra falan, çünkü bir de o dönemde denim böyle dediğim sene 14 seneden bahsediyorum tabii, 14 sene önce falan, bayağı eski. O dönemde tabii denim böyle catwalklara falan da çıkmış bir şey değil. Böyle deli gibi işte şu an yaptığımız bir sürü modeller falan da yok. Biraz sıkıcı açıkçası, 5 cep yapıyorsun sürekli yani. Koleksiyonu yaptım yani bir 3 hafta falan geçti ve şey oldum, tamam hani bitti ya, bence daha fazla pantolon tasarlayamaz bir insan dedim kendi kendime. Daha 3. haftamdan bittiğini düşünmüştüm denim konusunun. Sonra da bir baktım 15 yıldır o paçayı kurtaramıyorum denimden. Halbuki öyle bir dünya değilmiş, bilmeyince öyle geliyormuş. Orada işi güzel öğrenme fırsatım oldu Remax'ta. Daha sonra da şu an çalıştığım firmaya girmiş oldum. Burada da 12 sene mi 13 sene mi ne oldu? İşte önce designer olarak başladım. Sonra bölüm yöneticisi. Sonra da bildiğin gibi hem pazarlama hem de tasarım bölümünü yönetiyorum uzun zamandır. Bu şekilde. Evet, yani bu gidişat da sana aslında hem başta bir marka tecrübesi sunmuş olmuş. Sonra işin tabii ki mutfağına tam olarak girmişsin, üretici bir firmada çalışarak. Ve bu süreçte aslında sen birçok farklı marka segmentine de hem tasarım, hem iş geliştirme, hem pazarlama, iletişim çalışmaları hepsini sağlamış biri olarak. Aslında ilk şunu sormak istiyorum ve uzun yıllardır bunu yapan biri olarak, 15 sene çok uzun bir süre ve moda endüstrisinin en çok değişim yaşadığı süreç, hayatımıza fast fashion'ın girdiği süreç. Sen nasıl bir dönüşüm tecrübe ettin? Yani hem tabii denim özelinde ama genel olarak moda endüstrisine baktığında bu süre zarfında sence neler değişti ve fast fashion nasıl etkiledi? Tam olarak dediğin gibi oldu Sinem. Biz tam değişim dönemine denk geldik. Senin de kariyerin öyle, benim de kariyerim öyle gerçekten de. Önce bir böyle biz işe başladığımızda markalar furyası vardı ve böyle her zaman işte fuarları beklerdik. Fuarlarda markalar sunumlarını yapardı. Markalar çok çok önemliydi işte. G-Star'ın tam patladığı dönemlerdi. Diesel, Replay falan, herkes hatırlıyorsun. Hani standların önünde beklerdik ki bir şekilde araya girip içeriye girebilir miyiz, ne yaptıklarını görelim diye. Her şeyin daha gizli olduğu dönemlerdi. Bilgilerin, koleksiyonların daha kapalı olduğu dönemlerdi. İşte bugün koleksiyon yapıyorsan 1,5 sene sonraki mağazaya girecek şeyi yapıyordun o sırada. Tam böyle bu sistem bu şekilde giderken fast fashion tam olarak aslında ortasından böyle konuyu yardı diyebiliriz. Ve markaları bir tarafa savurdu. Ve dedi ki hayır, bu iş böyle olmayacak kardeşim. 2 ay sonra trend olan bir şey mağazaya girecek. Ve müşteriyle de daha uygun bir fiyata buluşacak. Açıkçası biz dahil hepimiz aslında bir heyecan olarak gördük bunu ve hepimiz de bu, çünkü başlarda da daha kaliteliydi tabii ki, bu kadar da hızlı başlayamadı tabii. Hepimiz de yani yurt dışına gittiğimizde H&M'de girip hep alışveriş yapıyorduk yani, koştur koştur gidiyorduk. Öyle bir dönemde fast fashion değerli bir şeymiş gibi olmuştu. Fakat sonra sektörü sardı tabii ve dünyayı da sardı. Aslında sadece moda anlamında değil, yani şey giysi anlamında değil, mobilyada da bu böyle, fotoğraf çeşitlerinde de bu böyle, görsel herhangi bir şeyde de bu böyle. Her şey çok hızlı hızlı tüketilmeye başlandı işte. Oradan Ikea çıktı, dedi ki evinizin mobilyasını bir kere alıp öyle oturmak zorunda değilsiniz. Ara ara mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz ve yenilik getirebilirsiniz. Oradan ona benzerler çıktı, bilmem ne oldu. Hızlı üretim, hızlı tüketim. Bütün sektörü sarmış oldu. Aslında bir de bir yandan da biz hem bunun yükselişini izledik ama şimdi biraz daha düşüşünü de izliyoruz hep beraber. Çünkü biraz daha tüketici artık evet okey bu böyle ama ben bir şey aldığım zaman da senelerce kullanmayı istiyorum mantığına da geliyor. Dolayısıyla böyle hızlı bir dönüşümün hepsini birlikte yaşamış olduk. Ama bir tasarımcı olarak çok zor bir süreç oldu açıkçası. Çünkü yıllık planlamalarla koleksiyon çalışırken 2 gün içerisinde bir şeyler yapmaya başlamış olduk. Üzerimize düşen yük, omuzumuzdaki yük ve stres çok fazla oldu tabii ki de bu dönemde. Aynen. Hem bu farklı herhalde, hem de o emeğe verilen değer çok düştü gibi düşünüyorum. Çünkü evet, ben de tanıtımlar, yani tasarımın nasıl bir emek olduğunu bilen biri olarak işte o müşterilere gidildiğindeki tanıtımlarda çok hızlı bir şekilde işte seçildi seçilmedi gibi. Hani o emeğe olan değer de maalesef düşmüş oldu.
Bu sürecin akabinde de son dönemde de hepimiz tabii ki bu sürdürülebilir moda dönemine girmiş bulunduk. Evet. İyi ki de girdik tabii ki. Çok güzel bu. Çünkü bir şeylerin farkındalığı sağlandı. Tabii ki bir gün birileri uyanıp da işte hadi ben dünyayı kurtarayım demedi fast fashion markaları. Öyle gerçekleşmedi. Evet. Bir takım unsurlar var birçoğumuzun bildiği ama yani baktığımızda özellikle son iki senedir moda deyince akla ilk gelen şey sürdürülebilirlik. Eskiden renk, işte konsept, trendler vesaire konuşulurdu, materyaller konuşulurdu. Şimdi o materyalin ne kadar çevreye duyarlı olup olmadığı konusunda bir iletişim yaratılıyor genelde. Benim hani bu alanda da çalışan ve seninle birlikte de ortak çalışmalar da yaptığımız için hani seninle de sohbetlerimizde çok konuşuyoruz. Bu tabii ki çok fazla konuşuluyor ama realize olan ya da datalara baktığımızda veya aslında içimize siniyor mu diye sorduğumuzda aslında o noktadan oldukça uzağız. Çünkü hala ciddi bir tüketim devrinde yaşıyoruz ve hala modanın, o hızlı modanın yükselişi aynen devam ediyor. Senin tasarımcı kimliğine özellikle tanımını sormak istiyorum. Sence sürdürülebilirlik nedir? Moda alanında nasıl mümkün olabilir? Bir tasarımcı olarak neler düşünüyorsun? Evet. Şimdi şöyle, öncelikle şunu belirtmem lazım. Şimdi böyle sürdürülebilirlik gibi, sanat gibi, sanatçı gibi kelimeler, kavramlar açık olduğu için, ucu açık olduğu için, yoruma da açık olduğu için genellikle böyle sündürülür. Evet. Ve sonra da kelimenin, hele de bizim ülkede tam öyle olur. Kelimenin içi boşalır, böyle anlamsızlaşır, her şeye bir kullanılır. Hemen evet. Geldi, gelir gelmez içi boşaldı kelimenin, öyle bir şey oldu. Açıkçası ben kendi markamı 2017'de kurduğumda biraz sürdürülebilirlik kelimelerini kullanıyordum ama sonra kullanmayı bıraktım çünkü çok şey oldum, kelimeden soğudum. Onun yerine işte bilinçli, onun yerine yavaş, onun yerine başka kelimeler seçmeye çalışıyorum. Kelimeye karşı işte direnç geliştirmeye başladım bile yani şahsen bir tasarımcı olarak ama tabii ki özünde benim anladığım hali benim tek... inandığım şey diyebilirim. Çünkü sürdürülebilirlik bir malzemeyi seçtim ve onu geri dönüşüm seçtim. O yüzden sürdürülebilirim şeklinde bir şekilde yaklaşabileceğimiz bir kavram değil. Sürdürülebilirlik çok daha eğer bir markaysan bunu holistik şekilde alman gereken bir durum. Senin koleksiyon yapışın, koleksiyonların bütün sourcingini yapışın, koleksiyonların tarihleri nasıl çıktığı, nasıl ürünler seçtiğin ve o ürünleri nasıl gerçekleştirdiğin, yani nasıl bir sample sürecinden geçiyor olduğun bile burada önemli. Çünkü sen bir markaysan ve 10 tane sample yapıyorsan ve bunlardan hiçbirini üretime girmiyorsan, sonra bir 10 tane daha deneme yapıyorsan ve onlardan bir tanesini giriyorsan ve 19 tane ürünü çöpe gönderiyorsan, üzgünüm çok da sürdürülebilir bir şeyden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla burada birazcık tecrübe de gerekiyor. Yani yaptığın şeyi çizdiğinde, gerçekleştirmeyi düşündüğünde gerçekten çok nokta atış yapman gerekiyor. Ben mesela biraz hidden bir de o işlere de kafayı takıyorum. Yani sample'ımın boşa gitmemesi benim takık olduğum bir konu. O yüzden hiçbir şeyi öyle dandik dandik falan diktirmiyorum. Her şeyimi kullanacakmış gibi en kötü ben giyerim diye yapıyorum. Dolayısıyla hani biraz daha böyle total bakmak gerekiyor. İşte bütün bu koleksiyonların işte yılda artık yani 2'ydi 6 oldu şimdi 12 oldu falan. O 12 koleksiyon mantığının işte bu tamam bu ürünün modası şimdi geçti, sezonu geçti, indirime girdi. Oradan da hiç satmazsa çöplüğe gitti mantığının, stok yönetiminin, kalanların hepsinin birlikte ele alınması gerekiyor. Tabii ki de sürdürülebilirlikte şöyle bir şey var. 1-0'dan her zaman büyük. Bir adım atıldığı zaman olumlu, bunu böyle o kadar yapmış, hiç iyi yapmamış gibi de bakamayız. Ama bu çok uzun bir yolculuk. Şimdi benim gibi küçük bir markanın, impact'i de daha küçük. Benim gibi küçük bir markanın kendini şekillendirmesi de daha kolay aslında. Toplantımıza beni girdi. Açık biri var. Evet. Hoş gelmişsiniz ve bay bay diyorum. Dolayısıyla biz bu küçük Aylin, en son söylediğini duyamadık. Evet. En son söylediğini tekrar edebilirsen.
Bu Zara gibi, H&M gibi büyük markaların tabii bunları adapte etmesi senelerini alacak bir şey. Dolayısıyla hani işte diyor ya 2025'e bir target koyuyor, 2050'ye bir target koyuyor. Bu bir süreç, biz bu sürecin başındayız ve daha çok yanlış anlaşılmalara müsait bir haldeyiz ama yavaş yavaş ben oturacağını, ilerlerken yolda yerleşik bir hale geleceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, kesinlikle. Şimdi Hidim bir bahsetmeye de başladın, zaten esas sohbet amacımız da o. O yüzden onun bir yolculuğunu böyle dinlemek istiyoruz başından. Şahsen açıkçası hem yani Türkiye için zaten tartışmasız ama hani globalde de düşündüğümde bir mindset olarak, holistik bakış açısı olarak olması gereken bir moda markası diye özetleyebiliriz o kelimeyi kullanmadan. Hani gerçekten evet, evet. Hani tabii ki modayı çok seviyoruz. İşte onu da kendimizi ifade etme aracı olarak hep hayatımızda olacak. Ama bunu nasıl duyarlı yaparız, nasıl hikaye anlatan parça... Da, bu noktada Hidden Bee kesinlikle olarak kendi markanı yapmak ve nasıl yarattın? Bir internetimde bir kesintiler oluyor galiba benim şu anda sanırım. Benimkinde mi oluyor, seninkinde mi oluyor bilmiyorum. Ama duyulmadı. Bağlantımız galiba şu an birazcık gitti. Sinem'in bir herhalde donma oldu. Sende bir sıkıntı görmüyoruz biz dinleyici olarak. Ha tamam. Sinem bağlanacak sanırım ya da. Bu esnada ben belki biraz bahsedebilirim. Beni duyuyor ve görüyorsanız. Dijital ortamda yapmanın da böyle çekinceleri var. Hiç kimseyi görmeden konuşmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir markalar arasında tabii şöyle de bir yanılsama var. Bir trend olarak ele alınıp onun maalesef bu trende, bu dalgaya işte Sinem'i galiba kaybettik şu an. Sinem'e bir mesaj atayım ben. Evet. Sinem'i kaybettik. Sinem, geri geldim. Geri geldi. Sen o sırada anlattın mı bilemiyorum ama Hidden Bee'nin yolculuğunu sorup o sırada evet düştüm bir süre. Evet, kesinlikle. Aslında senin sorunun biraz ortalarında seni kaybettik biz. Dolayısıyla evet sorunu bir tekrardan alabilirsek çok süper olur. Şöyle, ben de hani bu alanda çalışan biri olarak hem yani Türkiye'de zaten tartışmasız gerçekten olması gereken bir marka örneği Hidden Bee. Ama aynı zamanda dünyada da baktığımda örneklerine tam olarak bu felsefeyi güzel uygulayan, bir kere holistik bakabilen bir yapı var. Ve bir tasarım, moda tasarımcısının elinden çıkan ve bu yaklaşımla ortaya çıkan nadir markalardan. O yüzden ilham dolu yolculuğunu dinleyelim istiyorum senden tekrar. Tamam. Şöyle şimdi bir zaten hani hem markanın kurulum sürecini o zaman biraz anlatayım. Evet. Hem de neden böyle bir yolculuğa çıktığımı biraz anlatayım. Açıkçası bu fast fashion dünyasında senelerce çalışan, belki şu an aramızda dinleyen çalışanlardan da dinleyenler vardır ya da yeni girecek olanlar da vardır. Fast fashion dünyasında böyle senelerce çalıştığınız zaman birazcık böyle bir beyin sömürülmesi hissi önüne kapılıyorsunuz yani. Öyle bir durum oluyor. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi her şey çok hızlı harcanıyor. Ama hani müşterinin en son müşterinin, end consumer'ın gördüğü hızdan ben bahsetmiyorum burada. Çok daha hızlı bir şeyden bahsediyorum. Sen sektörde olanlar şu an onu dinleyenler çok daha iyi biliyordur. Hani bir şeyin üretilme sürecinden tutun da numunenin tasarlanma sürecine kadar süreç diye bir şey yok yani. Dolayısıyla çok büyük bir pressure, baskı oluyor üzerimizde ve benim aslında artık hani ben ne yapıyorum böyle bu şekilde ne yapıyorum dediğim bir zamandı. Yani benim yaptığım iş ne ki ben böyle çok hiç zevk almıyorum dediğim bir dönemdi. Dolayısıyla biraz da creative tarafımı da artık kullanmıyordum. Çünkü artık daha satış tarafında, pazarlama tarafında, yönlendirme tarafında olduğum için kendime göre bir başka yolculuklara çıktığım bir zamandı. Bir süre seramik eğitimi aldım işte. Orada biraz daha en azından bir konuda bir çırak olayım.
aklımı başka şekilde çalıştırayım, bir bana bir pratik katsın diye düşündüm. Antrenman yapmış olayım dedim. Bu tabii biraz arttı bunu yaparken ben. Eve taşıdım falan. Ev böyle pislenmeye başladı. Sığmadı. Kendime bir mekan buldum. Aslında benim markam enteresan bir şekilde mekandan doğdu. Yani garip bir şey ama öyle doğmuş oldu. Önce mekanı buldum. Ve sonra o mekanın içerisinde böyle aylarca işte atölye masamda ne yapacağım diye düşünürken hep böyle başka denemeler, denimle de bir denemeler yapıyordum o sırada. O denemelerimi falan yaparken aslında şeyi hissettim, yani yo ben işimi seviyorum ya, ben yaptığım şeyden zevk alıyorum ve alabileceğim bir şekilde yapabilirim bu işi zevkli. Ben bunu böyle bana dayatılan şekilde yapmak zorunda değilim ve aslında bunu kurmak istiyorum diye çok sakin sakin düşüne düşüne aslında oraya gelmiş oldum ama o süreç çok kısaldı sonra. Çünkü meğersem zaten çok istiyormuşum. Yani o önümdeki sınırı kaldırır kaldırmaz isminden tut fiyat segmentine, kaç parça olacağına, nasıl bir tarz olacağına bilmem ne, her şeyi bir anda bir Amsterdam uçak yolculuğunda defterime yazmıştım. Yani öyle bir şekilde çıkarttım markayı. Sonra döndüğümde de artık işte bütün üretim süreçlerine girdim. Tabii ki de zaten fast fashion'dan bayılmış bir tip olduğum için ben koleksiyon mantığından çıkmak istiyorum. Tamamen droplar şeklinde bir koleksiyona yöneleceğim. Sezon konusu hiç yok. Hiçbir şekilde yazlıklar, kışlıklar diye bir mantığa girmeyeceğim. Güzel bir parçayı isteyen istediği zaman da alabilir dedim. İndirime girmeyeceğim çünkü benim ürünümün zamanı geçmiyor dedim. Bu tip şeyleri hepsini hem tabii ki sektörde biriktirdiğimiz bilgileri harmanlayarak hem de kendi içimden ne yapmak istediğimi sonra sonra bularak zamansız bir marka ortaya çıkarttım. Bu markayı ortaya çıkartırken de şekillendirirken ve stilini yaratırken de en çok şeye dikkat ettim. Böyle kendi stilin içine böyle kapalı bir marka olmasın. O yüzden de aslında senelerdir denim sektöründe çalışıyor olmama rağmen bir denim, kadın denim markası diye bir şeyin çıkartmadım yani. Çünkü ona çok şey yapmıyorum ben artık, ona o tip markaların çok tuttuğuna inanmıyorum açıkçası. Daha açık bir şekilde hazırladım markanın zeminini diyeyim, pizzanın hamurunu açarken öyle hazırladım. Malzeme üzerine hemen adapte edebileceğim şekilde hazırladım zeminini. Dolayısıyla bunu hazırlarken de her zaman için zaten bir şeyim vardı, base'im vardı. Conscious olmak, işte bilinçli tüketim, bilinçli üretim. Ona göre sourcing'imi yapmaya başladım. Tabii o sourcing kısımları falan acayip zor oluyor. Evet. Kolay bir şey değil. Çünkü... Evet. Çok kişiye, hatta dışarıdan herhalde çok da kolay görünüyor gibi, evet, tahmin ediyorum ki herkeste böyle evet var. Ama o işin özellikle de hani küçük marka, bir de hani duyarlı olmaya çabasında olan bir marka için o işin sourcing kısmı çok zor. Sen ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsun Aydın? Of Sinem, gerçekten extremely zor. Şöyle zor, bir kere şimdi zaten bir şeyden çok fazla üretmiyorsun. Bir şeyden çok fazla üretmediğin zaman kimsenin ciddiye aldığı bir marka olmuyorsun. Hani bir ilk başta bir hani belirli bir seviyeye gelmişsin, sektörde bir duruşunu koymuşsun ortaya falan. Sonra bir anda çıkıyorsun ve diyorsun ki ben sıfırım, kimseyim, evet, ve bir terzinin önündesin ve diyorsun ki ne olur bana bunu dik. Anlatabiliyor muyum? Hani bütün bu şeylerini de egolarını da yerle bir etmen gerekiyor. O yüzden Hidden Bee benim için çok iyi bir tecrübe oldu açıkçası. Böyle bütün iyi taraflarımı, kötü taraflarımı, fazla şişirdiğim taraflarımı, fazla ezik bıraktığım taraflarımı hepsini dengelememi sağladı açıkçası bir tasarımcı olarak. O yüzden iyi ki yapmışım ama çok zorlandım. Çünkü özellikle sourcing konusunda tabii ki atıyorum çok rahat az metrajda polyester karışımlı herhangi bir kalitede bir kumaşı her yerde bulabilirsiniz. Türkiye'deyiz yani, zaten tekstil cenneti yani. Çık Osman Bey'e, arka sokaklarında Bomonti'nin o taraflara doğru yürüyor, oradan aşağıya doğru zaten her yer kumaşçı. Ama işte onları kullanamıyorsunuz çünkü doğru değil, malzemesi doğru değil. Dolayısıyla daha... niş nokta atışı yerleri bulup kendinizi onlara kabul ettirmeniz gerekiyor. Ve onların içinden de size uyan tek bir kaliteyi seçebilmeniz gerekiyor. Yani bazen şey oluyorsun, nereden çıkarttım başıma bunu, çünkü deli gibi güzel başka bir sürü kumaşı alabilirim şu an, ama alamıyorsun çünkü orada bir şey var, dedike olmuş bir hal var. Onu da bozmamak gerekiyor. Dolayısıyla hem çok zor oldu hem de aslında biraz da kolay oldu. En azından beni
sınırlayacak bir yönüm oldu aslında. Hikayem de çok net oldu. O da bir tasarımcı için oraya buraya dallanıp budaklanmanı aslında engelleyen de bir şey. Biraz da böyle seni fokus tutan da bir şey yani. Hı hı. Doğru. Bir yandan hem işte o tasarımın gücünden ödün vermeyeyim ama seni de conscious seçimler yapmak, duyarlı seçimler yapmaya itiyor, hizalıyor aslında. Çok doğru. Peki sen markayı anlatsan, tarif etsen böyle hani birkaç odak noktası ne sence Hidden Bee'nin? Çok nasıl tanımlıyorsun? Hangi tanımlarla? Şöyle işte yine dediğim gibi bu bir şu an çağdaş ve zamansız bir kadın markası olarak çıktı ama aslında pandemi gelmeseydi, pandemi olmasaydı biliyorsun unisex line'ım ve erkek line'ım da girecekti devreye ki unisex ürünlerim zaten var. Alanlar alıyor etrafımdan ya da müşterilerden alanlar alıyor. Dolayısıyla cinsiyet algısı bile çok net olmayan bir markadan bahsediyoruz. Ürün gamı olarak da benim kalitesine ve doğru sourcing'ine ulaşabildiğim herhangi bir şeyi üretiyorum ya da kolaborasyonlarla üretiyoruz. Yani seninle de mesela yapmış olduğumuz bu denimlerden dönüştürülmüş defter çalışması gibi mesela o inandığımız bir projeydi ve doğru konumlanmıştı. O defter de Hidden Bee'nin koleksiyonunun bir parçası olarak içeriye girebiliyor. Ya da işte biliyorsun yeni emerging sanatçılarla yaptığımız kolaborasyonlar var. Hem de onlarla sergiler düzenliyorduk. Mekanlar anlamlı olduğu zamanlarda, şu an mekanların bir anlamı kalmadı ama tekrar geri gelir diye umuyorum. O tip koleksiyonlarımız da var. Yani aslında hem işbirliklerine açık, hem yeni koleksiyon türlerine, yeni ürün türlerine açık bir çağdaş marka aslında Hidden Bee. Evet. Peki planları, hayalleri neler? Yani şu an tabii ki o kadar zor bir süreç ki hiçbir şey bilmeyerek bu soruyu soracağım ama belki de yine de böyle atmak için de güzel bir zaman olabilir. Nerede görüyorsun, nerede görmek istiyorsun Hidden Bee'nin senin için mesela 5 sene sonra çok tatmin oldu dedirten şeyler neler bugün baktığında geleceğe? Ya Sinem şimdi geçenlerde hani yine seninle konuşuyorduk böyle ne yapacağız yani planlarımıza bile belki bir format atmamız gerekiyor falan diye. Çünkü diyorum ya az önce söylediğim şey mesela mekanların anlamlı olduğu zaman da emerging sanatçılarla mekanımızı kullanarak sergiler düzenliyorduk ve onlarla da parçalar hazırlıyorduk birlikte. Hani farklı disiplinler birlikte çalışalım diye. Şimdi bunun mekanımız kullanamıyoruz diye bu konuyu askıya aldık ama belki de ben hani bugün konuşacaklarımızı düşünürken de onu düşündüm. Bu bile yanlış. Hani neden illa bir mekana fokus bir sergileme şekline tutuluyoruz mesela. Yani dolayısıyla benim şu an bütün düşünce yapımı, hayallerimi, her şeyimi update etmem gereken bir dönemdeyiz. Normalde ben ne düşünürdüm? Sen bana bu soruyu 2 sene önce sorsaydın, işte Londra'da bir mağazam olsun istiyorum falan filan bir şey anlatırım. Şimdi hiçbir anlamı yok bu söyleyeceklerimin. Dolayısıyla aslında biraz da yani tabii ki belirli bir büyümeye gelmek istiyorum. Yani böyle tabii ki küçük marka olmak da kolay bir şey değil. Çünkü akıntıya böyle ters yüzmeye çalışıyorsun. Hem finansal anlamda hem de şöyle finansal anlamda. Yani bir ürünü yaptırdığında sen X bir marka belirli bir adede çıktığında o ürünü 1/3 fiyatına üretirken sen hala 3 katı fiyatını ödeyerek gidiyorsun. Ve fiyatını da ona göre koyamıyorsun çünkü. O zaman son tüketiciye haksızlık etmiş olursun. Dolayısıyla bunlarla baş etmeye çalışıyorsun falan. Tabii ki belirli bir büyümeye gelmesini istiyorum. Kontrollü bir şekilde büyümeye gelmesini istiyorum. Ama benim hayalim şu olabilir. Mesela istediğim her ürüne, her materyale ulaşabileceğim bir tasarımcı olarak onu hayal edebilirim. Yani her materyale ulaşabileceğim yere gelsin istiyorum. Mesela çok kıskanıyorum. Şu an Adidas mantardan ayakkabılarını yapıyor yani. Tamamen biodegradable şekilde. Ben de istiyorum ama hepsine ulaşamıyorum mesela. Öyle şeylere gitmek istiyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Hani biraz daha böyle bilimle, teknolojiyle birleştirebildiğim bir yere gelsin istiyorum Hidden Bee açıkçası. Yani öyle satayım, böyle satayım değil de biraz daha bir tasarımcı olarak hayallerimi o yönde ilerletiyorum açıkçası. Evet, aslında update etmişsin bile yani kendini bu sürece. Belki de işte bu mekanların ve bazı bildiğimiz, alıştığımız normallerin gitmesi aslında yeni
şeyler de sunabiliyor, fikirler, olasılıklar da sunabiliyor. İşte virtual ortamlar şu an zaten en önemli şey. Belki o sanatçı işbirlikleri için yepyeni fırsatlar çıkabilir ki aslında daha da sınırları da ortadan kaldırıyor. Bir iş virtual bir ortamda olduğunda belki bugün düşünemediğimiz işbirlikleri daha da geniş bir şekilde karşımıza çıkabilir gibi. Evet. Bir de şey tarafına bakmak istiyorum şimdi de, tüketici tarafından bakarsak. Çünkü bir genel olarak baktığımızda tüketicilerde değişen nesille de birlikte tabii ki özellikle Z kuşağının gelmekte olduğu bir süreçte ciddi bir farkındalık var. Ciddi de bir tepki var. İklim krizine, bu kadar işte çevrenin ve insanlığın hani sorumsuzca tüketilmesi durumuna. Ve moda endüstrisinde de bir dönüşüm var. Aslında tüketicilerin sence, yani bu bir moda markası olarak tüketicilere baktığında sen ne görüyorsun? İlgi, hani ilk kurduğun zamandan bu zamana aslında bayağı da bir zaman geçti. Değişti mi? Veya bunu Covid nasıl etkiledi? Tüketicilerde nasıl bir değişim var sence? Şöyle, şimdi ben bu markayı kurana kadar aslında daha business to business çalışıyordum. Aynı hepimizin çalıştığı gibi. Dolayısıyla bununla direkt end consumer'la muhatap olmak arasında bayağı büyük bir fark var. Ve aslında biraz da kendimizi fazla soyutlamış olduğumuzu fark etmiş oldum açıkçası. Çünkü özellikle bir de kendi dükkanımın içinde kendim de satış yaptığım için bayağı bir sene. Şöyle bir şey oluyor, yani inanamıyorum ben insanların bilincine, mesela hiç sektörle alakası olmayan bir insanın sorduğu sorulara, ya da bir kadın geliyor, İskandinav bir kadın, yanında 14 yaşında çocuğu geliyor ve çocuk inanılmaz ilgileniyor konuyla. Hani kadından daha fazla ilgileniyor ve kesinlikle bir şey almak istiyorum buradan diyor. Mesela o tip şeyleri yaşadıkça vay be dedim, yani bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim insanlara bunu anlatmanın. Çok daha yani sektörden insanlara anlatmak bile bazen daha zor oluyor son tüketiciye anlatmaktan. Çok enteresan bir şekilde. Evet. Ama oradaki tek bir farklılık var. Özellikle bizim ülkede oluyor bu. Bir şeye böyle siyah ve beyaz yapmak istiyoruz biz hemen. Böyle grilerle çok bir işimiz yok bizim, öyle sevmiyoruz o şeyleri. Bir de oralar için çok fazla araştırman gerekiyor falan, onları istemiyoruz. Siyah mı beyaz mı onu anlamak istiyoruz biz hızlıcana. Dolayısıyla o bir dert olmaya başlıyor. Çünkü bu sefer şu başlıyor, yanlış bir yönlenme başlıyor son tüketicide. Ay, %100 pamuk değilse kötü bu. Ya da işte ay, bu geri dönüşümünü kullanmamış falan gibi böyle garip bir bakış açısı başlıyor başka markalara karşı. Anlatabiliyor muyum? Ya da Bershka gidiyor, üzerine %20 recycle yazıyor diye, okey tamam doğru şeyi alıyorum diye düşünüyor. Yani bu kafa karışıklığının da engellenmesi çok zor bir şey ama bir yandan. Yani o bir böyle hani işte tam içine sindirerek konuyu anlamakla, konuyu böyle biraz kulaktan duyma trend olduğu için anlamış gibi yapmak arasında da bir fark oluyor. Bu da markaları aslında çok yıpratabiliyor yani zaman içerisinde. Bunu biraz anlatmak lazım. Hani mesela neden Bershka'nın %20 recycle koymasının hani artı bir şey olmasına rağmen sürdürülebilir olmadığını hala ifade ettiğini bir anlatmak lazım. Bir küçük örnek vermek istiyorum eğer şeyse. Tabii bu örnekleri çünkü vaktimiz varsa yani. Var mı? Tamam. Çok, çok net olduğunu düşündüğüm bir örnek olduğu için bu örneği hep veriyorum. Niye fast fashion'da birisinin %20 recycle koymasıyla bu iş olmuyor? Şunun için olmuyor. Şimdi bundan 5 sene önce Gucci'nin bir de catwalk'u vardı ve denimi çok güzel süslenmiş, nakışlar ve elde taşlar, tuşlar bilmem nelerle böyle kuşlar muşlar vardı üzerinde, hatırlar modayla ilgilenen insanlar. Böyle bir catwalk oldu. Ne oldu? Wow, işte denim nakışlı çok güzel falan. Ne oldu? Geldi işte bu, tabii bu da bir böyle beslenme zinciri gibi işte. En üstte bu en pahalı şey markalar var. Sonra geliyor işte fast fashion'cılar. Topshop'ta bunların üstlerinde ortalarda bir yerdeydi o zamanlar ilk yakalayanlardan. Bana nakışlı jean. Tamam güzel nakışlı jean. Süreç tabii Gucci'nin nakışlı jean'inin tasarlanması kadar uzun bir süreç değil. Para öyle bir para değil. Daha kısa sürede ticari bir nakışlı jeanler tasarlanmaya başladı. Ceket olabilir, alt üst bir şeyler tasarlandı. Bunları yaptık biz. Topshop'tan sonra Zara dedi ki ben de istiyorum.
Bu sefer Zara'ya tasarlanmaya başladı. Daha da kısa sürede daha da az paraya tasarlanmaya başladı. Ve daha da çok adet oldu. Topshop'ta binler, Gucci'de yüzler konuşurken, Topshop'ta binler konuşurken, Zara'da 10 binler konuşurken en son alt şeye geldi, Primark'a geldi. Zaten oraya geldiği zaman bir şeyin, trendin öldüğünü biliyoruz artık. Yani oraya düştüyse bitti o iş. Oraya geldi ve artık daha da kısaldı, daha da küçüldü nakışlar ve daha da ucuzladı. Ve adet de daha da arttı. 100 binlere geldi bu sefer. Ne oldu? Gucci'nin başlattığı böyle art piece gibi gözüken, bundan 50 yıl sonra da çok değerli olacak, hatta daha da değerli olacak olan bir şeyden, moda akımından geldik. Sadece Türkiye'de milyonlarca nakışlı jean ürettik. Ne oldu? 6 ay sonra kimse bu nakışlı jeanleri giymemeye başladı. Çünkü kustuk onu görmekten. Ve o nakışlı jeanler sadece Türkiye'de diyorum. Bunun Pakistan'ı var, Bangladeş'i var. Adetler korkunç. Bir nakışlı jean ya. Ne oluyor yani? Ve sonra onların hepsi insanların dolaplarından çöplüklere doğru gitti. Çünkü onları charity'ye de veremezsin, bir şeyler ne yapacaksın o nakışlı jean'i? Kim giyer yani? Saçma sapan bitikleri var. Onların hepsi çöplükte son buldu. Şimdi şöyle bir düşündüğünüz zaman, o Gucci %20 o pantolonun içine recycle koymamış olsa ne olur, koymuş olsa ne olur, vintage olduğu zaman hala değerli olacak. Yıllarca torununa bırakabileceğin bir parça yapıyor. Öbür tarafta çöplüğe gidecek olan Primark ürünün içine %60 recycle koysan ne olur, koymasan ne olur? Hani bu mantıktan çıkması gerekiyor. Modanın bu mantıktan tamamen çıkması gerekiyor. Yoksa komik ama öyle. İsterseniz patatesten ürün yapın ya. Patatesi bu sefer çöp ediyorsunuz. Dolayısıyla ürünü hayatına uzun süre devam etmesini düşünmek zorundayız. Ve bunu da sektörden insan olarak biz düşünmek zorundayız. Ve gelecek nesillerde yetişen tasarımcıların bunu düşünerek, bu bilinçle tasarlıyor, yapıyor olması gerekiyor bir şeyleri. Bizim üzerimize aslında biraz öyle bir görev düşüyor yani. Evet, kesinlikle. Ben de şahsen hani bu konunun en çok tasarımcıların ilgisini çekmesi ve onların mesai harcamasını gerektiğini daha da çok. Çünkü bütün oyunu değiştirebilecek olanlar açıkçası tasarımcılar. Kararların çoğu o aşamada alınıyor. Her şey oradan başlıyor. Ürünün işte bir sürü parametresi var tabii tasarımcıyı ilgilendiren ama ürün ömrünü bitirdikten sonra ne olacağı da tasarımcının meselesi ve sorumluluğu. O yüzden çok görev düşüyor. Benim de aslında tam bu noktada bu kadar dediğin gibi bazı kelimeler o kadar tüketiliyor ki ülkemizde. Çok böyle altını çizmek istediğim, hele ki konu sen olunca konuşmak istediğim konu. Türkiye'de şöyle bir algı var. İşte moda tasarımcılığı ve moda markası yaratmak, olmak sadece zevk sahibi olmaktan geçiyor gibi. Veya bir girişimcilik hikayesi gibi algılanıyor maalesef ki. Oysa ki hani burada tabii Mimar Sinan Üniversitesi hocalarla da hep tartıştığımız, sohbet ettiğimiz, seninle zaten sürekli konuştuğumuz bir konu. Bu kadar basit değil. Çok teknik, çok beceri gerektiren ve senin o ilk staj dönemlerini anlattığındaki gibi ciddi emek ve işin mutfağında vakit geçirmeye gerektiren bir alan. Türkiye'de bu hani moda tasarımcılığı veya moda markaları çok da fazla son 2 senede o kadar arttı ki sürdürülebilir moda markası olarak kendini ifade eden de çok fazla var. Yani tüketiciler bunu nasıl ayırabilir ya da sen bu akımla ilgili neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Bir tasarımcıyı çok üzdüğünü tahmin ediyorum. Ben bile bu konuya etkileniyorken sen neler düşünüyorsun? Ya şöyle Sinem, aslında bir tasarımcı alışıyor biraz ona, öyle diyeyim. Merhaba. Bir ekrana bir konuğumuz geldi şu anda. Görüyor musunuz bilmiyorum. Hayır, oluyor bir sürü şey, evet. Çok iyi. Tasarımcılar biraz alışıyor bu işe, ben öyle söyleyeyim. Yani bizim işte güzel sanatlar ve tasarım okullarından mezunların ve hocaların hep bir derdidir bu. Yani sektörün dışından birilerinin gelip pat diye bir şey yapması. Ama bu serbest bir piyasa, isteyen istediğini yapabilir. Dolayısıyla eğer kendisine güveniyorsa ve bu işi yeteri kadar bildiğine inanıyorsa tabii ki de deneyebilir ama açıkçası ben çok cesaretli buluyorum insanları. Yani ne kadar cesaretli olduklarına inanamıyorum diyorum yani. Çünkü ne bileyim, gelip mesela
benim dükkanımda geliyor 3 ay 5 ay çalışıyor, sonra diyor ki tamam ben anladım kendime marka kuracağım diyor. Dur daha bir şey anlamadın, daha yeni başlıyorduk gitme falan oluyorsun. Daha yeni öğretiyordum ben sana bir şeyleri falan diyorsun. Yok yok anladım diyor mesela yani ve bir şeyler de yapıyor anladığı kadarıyla. Ben hayret ediyorum çünkü bir kere yani finansal anlamda da kendini riske sokuyorsun. Yani bir şey üretiyorsun çünkü ürettiğin şeyi adetli de yapıyorsun. Yani yine de az adet olsa bile bir adedi var ve bunun bir para karşılığı var yani. Ve ya yanlış üretiyorsan o sırada hani fit kritiği bile vermedin daha hayatında falan. Yani insanları bilmediğin işe bir cesaretlenirsin ya. Evet. Öyle bir şey oluyor. Ama tabii belki bizde de çok iyi bildiğimiz için kendimizi korkutuyoruz biraz da bizde. O arada bir dengeyi yakalamak lazım yani. Ama dediğim gibi yani isteyen istediği şeyi deneyebilir ve var olmayı da becerebiliyorsa tebrik ederim yani, ne kadar harika bir şey yani. Demek ki çok hızlı kavrıyormuş her şeyi diye bakabiliriz bu olaya. Ama hani tabii senelerce uğraşıyorsun. Sen belki hani ben en azından kendi markamı yapmış biri olarak burada oturuyorum. Benden çok daha yetenekli, çok daha çalışkan bir sürü arkadaşım var sektörden bildiğim. Hiç kendi markasını da kurmadı, hiçbir şey yapmadı. Orada olsam sinir olurdum. Yapmadım diye gıcık olurdum. Ama ben yapmış olduğum için okey, o da yapsın, çok da güzel yapsın diye bakabiliyorum. Ama dediğim gibi cesaretine çok şaşırıyorum bu insanların. Ha, tüketici açısından da tüketici çok kararlı ve net aslında tüketici. Yani tüketici bir kere şans veriyor bir markaya. Senin bir kere hata yapma şansın var bir marka olarak. Yani en fazla 300-400-500 lirasını cebinden alabilirsin bir tüketicinin boş yere. İkinci kere sana gelmiyor. Dolayısıyla tüketici zaten kendisi kendi kararını çok güzel veriyor ürünü kullandıktan sonra. O evet, fit becerisi veya işte bir ürünü Instagram'da nasıl göründüğüyle değil de gidip denediğinde zaten her şey ortaya çıkmış oluyor. Kesinlikle. Çok doğru. Peki o bilinçli tüketici, yani şu an büyüyen ve aslında senin de zaten markanın hedef kitlesi olan veya en çok ilgilenen kitleyi nasıl daha fazla bilgilendirmek isterdin? Veya nelere bakmalılar? Hani sonuçta çıktılar mesela alışverişe, çeşitli markalar var şu an çok daha duyarlı olduğunu iddia eden. Ne yapmalılar, nasıl ayırt etmeliler sence? Bu yanlış, yani greenwashing dünyasında işte sürdürülebilirliğin kötüye kullanıldığı dünyada nasıl bunu ayırt edebilirler sence? Ya çok güzel bir soru ama o kadar zor bir cevap var ki ben bile çok zor ayırt ediyorum. Dolayısıyla çok az alışveriş yapıyorum. Yani şu an bile iyice karıştığı için iş çok da böyle temkinli davranıyorum. Ne yapıyorum işte? Londra'dan arkadaşım, bildiğim arkadaşım, IMB'nin markasını, Jess'in markasını bildiğim için ondan bir şey sipariş ediyorum. Ne oluyor? Vintage bir şey bulursam onu alıyorum. Kendi markamı giyiyorum. İşte atıyorum senin seramiklerini kullanıyorum. Ondan sonra gidiyorum. Yani küçük çevremde tanıdığım, bildiğim insanların içerisinde bu ekonomiyi döndürmeye çalışıyorum. Ama sokak böyle cadde mağazacılığına gittiğin zaman çok da bir fark etmiyor yani, ondan ya da bundan alabilirsin. Hepsi aynı hikayeyi satıyor zaten. Hani ticari kaygıyla sustainability hikayesi satıyor. Dolayısıyla orada tabii ki almak zorundasın. Herkes bizim kadar böyle detay detay her şeyi bilmek ya da buna zaman harcamak zorunda da değil. Belki orada alım yaparken biraz daha bilinçli alım yapılabilir. O da şöyle, ya bir ürüne baktığınız zaman yakasının paçasının İki dikama sonra dağılmayacağını aslında bilirsiniz. Yani bunu bence sektörde olmayıp da çok iyi anlayan bir sürü insan da var yani. Ya dediğim gibi biz tekstil ülkesiyiz ya, birinin babası tekstilci, öbürünün amcası iplikçi falan, öyle bir dünya da var. Bir de sürekli her yerde bir tekstile maruz kalıyoruz. Bir belirli bir kalite algımız var. Dolayısıyla bir ona bir bakmak lazım yani. Bu ürün yaşayacak mı benle, yoksa iki gün sonra gidecek mi? Bir de ben bu ürünü ne kadar giyeceğim? Yani şimdi evet, bu ürüne ihtiyacım var mı sorusu var ya, önce sormamız gereken. Şimdi modada o birazcık karışık olabiliyor. Yani benim yeni bir telefona ihtiyacım var mı'nın cevabı hayır, şu an yok, daha net oluyor ama çok beğendiğim bir ceket gördüğüm zaman ihtiyaç mı değil mi'den biraz çıkıyor. Çünkü biz hani şeyde değiliz yani, ilk insan değiliz, koşarken bir yaprak bulup bir yerimizi kapatmıyoruz yani, bunun için giyinmiyoruz yani. Bu bir ifade şekli ve kendimizi ifade ediyoruz ve bir değişim yaptığımız zaman bu bizim modumuza da yansıyor. İyi giyindiğimizde kendimizi daha kendine güvenli hissettiğimiz oluyor. Çok rahat olduğumuzda bir giysinin içinde çok mutlu hissediyoruz falan. Hani
Ya da ne bileyim çok farklı giyinmeyi seviyor olabiliriz ve onunla önce uzaktan birilerine bir şey anlatmayı seviyor olabiliriz. Bu bir ifade şekli dediğim gibi. Dolayısıyla ihtiyaç, lazımlık durumu biraz moda daha karışık. Çok giyeceğim ben bunu, çok kombinleyeceğim, çok enteresan bir parça. Dolayısıyla ben bunu senelerce dolabımda tutarım dediğiniz bir şeyi almaktan bence çekinmeyin. Yani kimse çekinmesin onu almaktan. Çünkü o noktada artık zaten o seninle hayatına başlamış oluyor. Ama dondun mu? Yok, görüyoruz seni. Tamam. Ama bir yandan da işte dediğim gibi hani atıyorum işte yani 20. botunu alıyorsan da bir alma artık hani 20. botunu gibi bir durum var. Ama dediğim gibi çok beğendiğim bir ürünse, çok iyi kullanacağını düşünüyorsan, ben bunu çok iyi kombinlerim, çocuğuma bile bırakırım diyorsan ve o tabii ki o ürüne de o süreç içerisinde senin de iyi davranman gerekiyor. Yani ürünün yıkama talimatına uymuyorsun, gidiyorsun kafana göre bir yıkamalar yapıyorsun, ürünün ömrünü kısaltıyorsun. Kimseye de sana bile kalmıyor. Ondan bahsetmiyorum tabii. Bir de aldığımız ürüne iyi davranma durumu da var. Bu da diğer bir konu. Tüketici sorumluluğu da var. Çok fazla konuşmadığımız ama aslında evet. Çok çok önemli bir şey. Yani ürüne iyi davranma konusu. Benim hatta markamla ilgili bir şeydir, müşteri kritiğimdir yani. Sen de söylüyorsun bazen kafam karışıyor hepsini kuru temizleme koyuyorsun diye. Çünkü kuru temizleme koyuyorum çünkü hassas yıkama koyuyorum ama hassas yıkamıyorlar. Dolayısıyla diyor ki işte kupro kumaş böyle incecik ipek gibi bir şey falan. Gitmiş normal yıkamanın içine atmış, kurutmaya da sokmuş. Sonra diyor ki bunun burası niye böyle oldu? Hassas yıkama yani hassas yıkamayı da yıkamamışsın. Dolayısıyla hani insanların aldıkları şeyin değerini bilip bir kere parasına bir değer vermesi lazım. Bir param var benim. Ben bunu bir şeye yatırıyorum. O neye yatırıyorum? Bir düşünerek yatırayım. Onu aldıktan sonra da ona iyi davranmaları gerekiyor. Onun ihtiyacına göre davranmaları gerekiyor. Yani hani nasıl saçını tarıyorsun daha düzgün oluyor. Giysine de ona göre davranman gerekiyor yani. Kesinlikle. O zamansız parça konusunda gerçekten hani ben de işte Hidden Bee'yi çok alan biri olarak böyle düşünüyorum. Abi bu kızıma da çok yakışır ileride falan öyle bir timeless öyle hayallerim var açıkçası. Kesinlikle öyle bakmak gerekiyor. Aynen. Şimdi son sorumda böyle vaktimiz de artık bitiyor. Evet. Senin aslında çok da fazla belki bilinmeyen tarafınla ilgili senin bir güzel çabanda yeni nesle katmaya çalıştıkların. Bir aynı zamanda hoca olarak da bildiklerini aktarıyorsun. Yeni nesil yakın zamanda sektöre girecek olan, katılacak olan tasarımcılara yol gösteriyorsun. Ve bu bence çok çok değerli. Çünkü sektörü görmüş birinin ve duyarlı üretim ve bir marka yaratma yolculuğunu tatmış birinin yeni nesle dokunması çok çok önemli. Çünkü oyun böyle değişecek bence. Bu konuda senden dinleyelim. O eğitim tarafında nasıl ve sana da katıyordur eminim bir şeyler. Neler yaşıyorsun o tecrübeyle beraber? Şöyle Sinem, şimdi benim için üniversite çatısı altında eğitim veriyor olmak müthiş bir gurur, onur, bayılıyorum buna. Yani bu fırsata sahip olduğum için çok şanslıyım. Çok da güzel bir deneyim oluyor benim için. Ama bir yandan da ben sektörde zaten sürekli biliyorsun hani ekibe yeni gelen insanları yetiştirme görevine de görevi de bizde yani. Dolayısıyla sürekli zaten sektöre insan yetiştiren bir pozisyondayım. Bir de bizim benim çalıştığım Baykan Moda firması sektörde tasarım bölümü açısından gerçekten öne çıkan bir firma. Ve dolayısıyla iyi bir, büyük bir tasarım ekibi var ve iyi bir tasarım ekibi var. Dışarıdan çok fazla transfer alan bir şeyde değiliz, yapıda değiliz. Genelde altyapıdan yetiştiriyoruz adamlarımızı. Ve genelde bu altyapıdan yetiştirme içerisinde de tabii benim de mesela İpek Yol'da yaptığım gibi iş değiştirmeler daha çabuk olabiliyor. Ama sıkıntı değil, sektöre adam yetiştirmiş oluyorsun. Ama ben üniversiteden hemen çıkmış bir sürü kişiyle hem Mimar Sinan mezunları hem Marmara Üniversitesi mezunlarıyla senelerdir zaten çalışıyorum. Onların tasarımlarına yön veriyorum. Nasıl tasarım yapmaları gerektiğini anlatıyorum ve grafikerse grafiklerine yön veriyorum. Dolayısıyla biraz alışık olduğum bir konu. Bir de dersi işleyiş şeklimizi de biraz sektöre uydurduğumuz için bir markaya tasarım yapar gibi yapıyoruz. Ben açıkçası çok zevk alarak ve çok rahat bir şekilde yapabiliyorum bu işi. Çünkü alışkınım yani bu kitleyle çalışmaya ve özellikle tabii onların sektöre gelmiş hali daha tedirgin, daha korkak oluyor.
sektörde o anlamda daha farklı. Ama şimdi kendi mekanlarında, kendi rahatlıkları içerisinde ve ödevlerinin ticari bir kaygı olmadan yapıldığı dönemde hayal güçlerine ve creativity'lerine hayran oluyorum açıkçası. Gerçekten ne kadar iyi projeler çıktığına inanamazsın. Keşke hepsinin körelmeden sektörde o parlaklığıyla barınabileceği bir hale getirsek hepsini diye düşünüyorum. Gerçekten çok benim için de çok besleyici ve çok iyi bir yolculuk oluyor yani. Üniversite evet. Çatısı altında yapmak bu işi. Kesinlikle. Evet, zaten senin o yöneticilikte de yaptığın şeylerden bir tanesi. Peki son minik soru, sonra da kapatacağız. O da hani yine izleyen işte öğrenciler veya bu konuya hevesli yakın zamanda belki de moda tasarımcılığı okumak isteyenlere senin tavsiyelerin neler ve özellikle bir pozitif etki yaratmaya çalışanlar için söylüyorum, bu soruyu soruyorum. Çünkü o çok, çok spesifik ve çok da zor bir alan. Günümüz evet. Moda endüstrisinin dinamini düşündüğümüzde içinde kendimizi bir havuzun içinde buluyoruz çünkü. Onlara son böyle birkaç cümleyle tavsiyen nedir? Şöyle şimdi kreatif taraftasınız, yani yaratıcı taraftaysanız zaten şanslısınız diye düşünüyorum ben. Çünkü kendinizi motive etme silahınız var elinizde. Dolayısıyla çok şanslı bir taraf. Ama işin sadece o tarafına odaklanmamak gerekiyor. Hep söylüyorum, öğrencilere de söylüyorum, ekibe yeni gelenlere de söylüyorum. Kesinlikle dil öğrenmeleri gerekiyor. En önce bu. Kaç yaşındaysanız kaç yaşında olun. Şu İngilizcelerinizi bir çözün Allah aşkına. Çünkü bu sefer durup dururken sektörde birilerinin gerisinde kalmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu da motivasyonunuzu kötü yönde etkiliyor. Ve kendinizi iyi ifade edemediğinizi düşündüğünüz için işinizden zevk alamamaya başlıyorsunuz. Ya Türkiye içinde bir markada çalışıyor olun ya da ihracat tarafında çalışıyor olun. Bu böyle. Özellikle de ihracat tarafında çalışacaksanız, ki bence harika bir şey ihracat tarafında çalışmak, çünkü yurt dışıyla çalışmış oluyorsun ve çok fazla ülkeden çok fazla insanla ekip gibi çalışabiliyorsun ve tabii ki de yurt dışında çalışma tecrübeleri de doğurabiliyor. Dolayısıyla creativity bir şey, güzel bir şey. Bunu disiplinli bir şekilde çalışarak ilerletebildiğin de bir şey. Ama bir yandan da dünyanın gerçeklerinden kopmamak gerekiyor. Sektördeysek, kendi markamızı bile yapıyorsak ya da yani atıyorum hot couture bir marka bile yapıyorsak, bir tane bir şeyden bir tane yapacağım bile diyorsak, o dili bilmemiz gerekiyor ki evrensel bir boyuta getirebilelim, iletişim kurabilelim insanlarla. Hep söylediğim şey o oluyor insanlara. Çünkü o sırada şey yapıyorsun onu. Ya bu sonra yaparım, sonra yaparım gibi yapıyorsun ama aslında sektöre geldiğinde önüne çok büyük bir engel olarak geliyor. Doğru. Yani dolayısıyla onu bir aşmalarını tavsiye ediyorum öncelikle. Ya bir sürü app'ler var, bir şeyler var. Şu an artık öyle bir bahane de kalmadı yani. Bir dili öğrenmek için öğrenirsin. Yani şakır şukur konuşmak da gerekmiyor yani. İfade etmek edecek kadarını öğrenirsin app'lerden. Dolayısıyla bir onu tavsiye ediyorum sürekli. Bir de bir yandan da sabırlı olmaları gerekiyor. Yani çünkü genel anlamda hepimiz artık sabırsızız. Yeni jenerasyon tabii daha da sabırsız, daha da hızlı bir şeylere ulaşmak istiyorlar. Ama öyle olmuyor. Bazı şeyler için sabretmek gerekiyor. Bir de hiçbir işi küçümsememek gerekiyor. Her işte sizin öğreneceğiniz bir şey olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu sektöre giriyorsanız ya da yeni girdiyseniz. Boş durmaya kıyasla ne yapıyorsan, kartela bile yapıyorsan o bile bir şey. En azından bir kumaşa dokunuyorsundur. Bu fırsatı bulmuşsundur diyorum. Dolayısıyla sabır diyorum yani. Sabır, çalışkanlık ve disiplin. Bir de hayallerini hiçbir zaman küçültmemek. Aslında hayallerinin uzakta doğru düzgün bir şekilde orada seni ifade eden, senin istediğin şeyler olarak hayallerinin orada durması, küçük kısa hedefler, orta vadeli hedefler şeklinde bir yolu çizerseniz kendinize, bugün sürekli bugün yaptığınız şeyin içinde hapsolmazsınız. Çünkü bugün yaptığınız şeyden ilk başladığınızda çok memnun olmayacaksınız zaten. Önce biraz debelendikten sonra orta vadeli planınız tasarımcılığa geçmek ya da şeyse, tasarım müdürü olmaksa, oraya geçebileceğinizi, orayı hedeflediğinizi bildiğinizde burayla baş etmeniz daha kolay oluyor. Ve daha sonra da başka bir, daha büyük bir hayaliniz varsa bunu yaparken de oraya doğru gitmeniz daha kolay oluyor. Dolayısıyla motivasyonunuzu biraz bugünden ileriye doğru bakarak geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel anlattın Aylin. Çok güzel bir final oldu bence. Herkes umarım.
Çok etkilenmiştir. Çok da etkilendiklerine eminim. Çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok mersi. Herkese çok teşekkürler dinledikleri için. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Umarız verimli geçmiştir hepiniz için. Ve daha sonraki söyleşilerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.